Günümüzde artık sadece LED ampuller kullanılıyor bildiğiniz gibi. Flamanlı ampuller artık yasaklandı. Bunlar tabii öbür ampullere göre çok daha az harcıyor. Mesela bakın bu 10 watt sadece. Bu ampullerden birinin içine kısaca göz atalım. Bakalım neler göreceğiz. Bu çalışmayan bir ampul. Bizim apartmanın dış aydınlatmalarından bir tanesiydi. Ben değiştirdim. Arızasını da muhtemelen görürüz açınca. Önce bir kibarca açmaya çalıştım ama olmadı. Ondan sonra biraz kaba kuvvetle giriştik. İşte burada ledlerin soğutucusu var. Aydınlatma ledleri ısı yayıyorlar bir miktar. Gördüğünüz gibi bir tane minik devre ve onun üstünde de işte ledlerin soğutucusu. İşte bütün ampul bu kadar. Şu arkadaki devreden de kurtulalım. Basit bir devre. Burada şu siyah noktaları gördüğünüz zaman onların yanmış olduğunu farz edebilirsiniz. Buradaki bu 9 tane LED'i seri bağlıyorlar. Aradan bir tanesi bile yansa ampul gidiyor. Şu anda 10 volt veriyorum ama akımı da 10 miliampere sınırladım. Gördüğünüz gibi sadece 10 miliamperle gayet parlak yanıyor LED'ler. Bakın bu yanmayanlardan bir tanesi. O üstünde siyah nokta olan. Bu da yanmıyor. Bunda da siyah nokta var. İşte sayarsak toplam 9 tane LED var burada. LED de seri bağlı. Her birinin üstünde de baktım 8,2 volt kalıyor. 9'la çarptığınız zaman işte 2 kere 9 18 72 73,8 volt kalıyor üzerinde. Şimdi bu devre bizim klasik SMPS'lerden biraz farklı. Gerilim yerine akımı sabit tutuyor. Yani belli bir akım vermek için tasarlanmış. Üstünde işte bu tür güç kaynakları için tasarlanmış bir çip var. Şöyle ben oturdum bir şemasını çıkardım. Gördüğünüz gibi
İşte basitçe bir devre. Çipin üstü okunuyor ama onunla ilgili maalesef doğru düz bir bilgi bulamadım. O yüzden sadece çip yazdım üstüne. Yani 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığını anlıyorum ama hani en azından bir data sheet'e bakmak isterdim ama maalesef çiple ilgili bir bilgi bulamadım. Şimdi kısaca bakarsak işte 220 buradan girip bir doğrultuluyor. Ondan sonra şu kondansatörle düzeltiliyor ve çipe geliyor. Çip de şu. Şurada 2,2 ohmluk bir direnç var işte o. Akımı hissettiği direnç. Burada bir şot gidiyor. Burada bir bobin. Bobin de şu. Kondansatör bu. 9 tane LED'i de böyle seri bağlamışlar. Yani bu konfigürasyonla çip sabit akım veriyor. İşte 5-10 miliamper kadar. Ki bu da ledleri yakmaya yetiyor. Her ampulün içine bu küçük devreyi koyuyorlar. Yani demek ki maliyetler o kadar da ucuzladı. Evet, gördüğünüz gibi bu ampulün işte içinin hepsi bu kadar. Bir minik sabit akım devresi. Seri bağlanmış ledler. Altında da alüminyum bir soğutucu. Tamam, bu kadar. Kısaca bir ampulün içinde neler olduğunu göstermeye çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere.